Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تفسير جلالين بقرة سورة 65 آيات أستعيذ بالله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فقسمك لام يدي قسم نامدر va qasam ichamanki deyapti Alloh taolo. Haqiqatan ham ichlaringizdan shanba kunida haddidan oshgan kishilarni bildilaringiz. Shunda biz ularga xor bo'lgan holatdagi maymunlar bo'lib qolinglar dedik. Maymunlarga aylaninglar dedik. Tafsir. Va laqad lamu qasamin. Laqaddagi lam qasam nomidir. Alimtum araftum bildilariz, tanidilariz. Allazina a'tada minkum fi sabti. Şanba günüde içlerinizden haddi aşkan kişilerdi. Tecavazul hadde bi saydi semeki. Ular balık avlaştığı bilen haddilerini aştı. Ve kad nehaynahum anhu. Ve halenki biz ularını şanba günüde balık avlaştığı da nehi kıyandik. Ve hum ahlu ayla. Ve ular ayla digen kışlakın ahliydi. Daryonun bo'yida yashardi. Faqulna lahum kunu qiradatan xosiin. Biz ularga xosiin bo'lgan maymunlarga aylanib qolinglar dedik. Mubaddin xosiinni mubaddin ya'ni uzoqlashtirilgan deyaptilar Suyuti. Fakanu va bo'lib qolishdi ham. Va halaku ba'da salasati ayyamin. Va 3 kundan keyin halok bo'lib ketishdi. 3 kundan keyin hammasi halok bo'lib qirilib ketdi deyaptilar Imom Suyuti. Mana qarin Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilning holatlarini bizga bayon qildi. O'zining ne'matlarini eslatdi, ularga bergan ne'matlari, nusratlarini zikr qildi. Va bu ne'matlar, nusratlarning muqobilidagi ularning nonko'rligi Allohga qilgan isyonlarini bizga bitta-bitta aytib berdi. Doim Alloh taolo kechirdi. Lekin endi mana bu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo jazo bergan holatlardan xabar beryapti. Ya'ni inson qo'rqsinki, Alloh subhanahu va taolo kechiruvchi zot, lekin doim ham kechirolmaydi. Agar haddingizdan oshadigan bo'lsangiz, Allohni masxara qiladigan bo'lsangiz, Allohning shariatini, kitobini, hukmlarini masxara qilsiz, e'tiborga olmasiz, Alloh taolo juda qattiq jazo beradi. Alloh taolo shu zo'rda xabar beryapti. Qasam ichyapti, qasam ichaman deyapti. Haqiqatdan ham sizlar bildilaringiz deyapti. Yahud nasroniylar buni yashirishadi. Lekin ming yashirsin, baribir tarixda bo'lgan voqea, bilingan narsa, o'zlari ham juda yaxshi bilishadi. Nihoyatda yaxshi bilishadi. Shuning uchun Alloh taolo ham qasam bilan ham tahqiq bilan ta'kid kalimalari bilan yaqinlashtirib alimtum deyapti. Bildilaringiz deyapti. Butun insoniyat biladi. Sizlar ishlaringizdan shanba kuni haddidan oshgan kishilarni bildilaringiz. Ular qanday qilib haddidan oshdi? Shanba kuni baliq ovlashlik bilan. Baliq ovlashlik joiz emasmi-ydi ularga? Baliq ovlashlik joiz. Baliq butun dinlarda halol qilingan narsa. Muboh. Lekin ularga shanba kuni baliq ovlashlik man qilingan edi. Nima uchun? Nimaga halol bo'lgan narsa man qilinyapti? Chunki undan oldin boshqa bir xato qilishgan edi. Alloh subhanahu va taolo butun payg'ambarlarga juma kunini bayram qilib bergan. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, Alloh taolo Musa alayhissalomga juma kunini bayram qilib berdi. O kishining ummati qabul qilmadi. Shanba kuni bayram bo'lishligini talab qilishdi. Alloh taolo ularga shanba kunini berdi. Iso alayhissalomga Alloh taolo juma kunini bayram qilib berdi. Nasroniylar uni xolamadi. Ya'ni bozor kuni bo'lsin dedi. Ya'ni yakshanba kuni bo'lsin deydi.
yakşembe günü bayram kuvalıştı. Peygamberimiz aleyhisselamge, Muhammed aleyhisselamge cüme bayram kılıp verildi. Elhamdülillah, Allah razı olsun, sahabeler kabul kılıştı. Peygamberimizin ümmeti kabul kıldı, cüme bana bayram bulup kaldı. Aslında bütün peygamberlerge cüme günü bayram kılıp verilgen. Lekin bana bu Bani İsrail'e okşayan isyankar kavimler, isyankar milletler Allah'ın bu nimetini kabul kılışmadı. Başka köp nimetlerde inkar kıyandık, cüme günü bayram buluştuk nimetini kabul kılışmadı. Uzları gözleri zulüm kıldı. Uzları göz zarar kılıyordu. Cüme gününü bayramlığını kabul kıyandıydı. Hem kabul kıyandı, itaat kıyandı sevabı, hem bütün peygamberlerinin alıp çıkan bayramıya muvaffakat, Allah'ın kanunuya muvaffakat ve onun arkasından gelen rahmet bereketleri de koyuyor indi. Şenbe gününü tenleyenden ki, şunca yaşlılığına mahrum olduğunu Allah Teala etti ki, men sizlerle taleplerinizi kabul kılaman. Cuma gününden mahrum buluyorsunuz. Şenbe gününü sizlerle bayram kılaman. Şu talepti kıyanlar için, naurun bir talep buyanı için, men sizlerle halal buyan bir nesene men kılaman. Yani şenbe günü dünyavi işlerden şugullenmesinler. Fakat yine ibadetle meşgul bulasınlar. Hususen sizler hazır bana bu deryanı denizde buydu yaşayırsınlar. Köprak balıkçılığıyla şugullemesinler. Şenbe günü balığa olamaysınlar. Bunlar uzları kabul kılıştı. Ama aynı haftada bir günü ağlamasak ne mi yaptı? Ağlamayı koyuyoruz işte. Yani cümlede inkar kılıştığı için, rahat kılıştığı için bana bu nesane uzları da aldın izin verilgen nesane men kılınışlığı razı buluşuyordu. Her bir insanın haleti şu, Allah'ın hükmünü kabul kılmasız, siz hem hani hükümdeki yaşlılıklardan mahrum bulasız ki başlığa başka bala keledi beraber. Ki onlara sabır kılamayız ki, daha feryat kılasız, ne mi böyle yaptı, ne mi kıldım, ne mi girdim, ne böyle yaptı diyorsunuz. Lakin o sizi siyan kıyandıyız, Allah'ın hükümlerini kabul kılmayandıyız, Allah'ın hükümlerine itaat kılmayat durgandıyız, hayatıya tablık kılmayat durgandıyız ki o sizi görünmeydi. Bunlar bana şunu kabul kıyandan ki, balık avlaşmayı men kılındı bunlara. Şunun için Allah Teala derdi, şenbe günü haddeden aştı ular. Kelişilingen vaadını büzdü, ahdını büzdü. Şunun için haddeden aşken değil yaptı. Bana demek bütün insaniyetke cuma günü bayram kılın verilipti mi? Hama kabul kılı olsun. Sahabeler cuma gününün faziletli günükenliğini, bereketli günükenliğini ve bunun arkasında hikmetler köpükenliğini dünyaya yetkazıştı. Uzlarının zamanı da bütün insanlara cuma gününü bayram kılıştı. Lekin hazır bir vakitte Allah Teala Müslümanlar dinini han kıldı. Müslümanlar dinini terk edildiği için Allah Teala onları koruduğundan dünyayı aldı. Azı zahiren karasız dünya kafirleri koruduğundan bunlar şembe bilen yekşembini bayram kılışı yaptı. Tatil günleri. Ama cuma günü işleştiğiniz gerek. Teller pişip başka günlerden göre köprak işleştiğiniz gerek. Çünkü haftanın ahırı böyle yaptı. Bu kastan kılın yaptırırken nesneler bunlar. Yahudilerin bayramı şembe. Nasronilerdeki yakşembe bu geldiği için şembe bile yakşembe bana tatil, hatırcam işlemediler, hatırcam ibadet kılışsın, dem alışsın, aylansın, hursan bulsun, birbirini ziyaret kılışsın diye yaptı. Peki İslam eti yaptı ki bütün peygamberlerde alıp giden nesası ve Allah'ın kanunu şu ki cuma günü bayram buluşluk gerek, cuma günü tatil buluşluk gerek, cuma günü biz dünyanın hamını yemesliğimiz gerek. Cuma günü köprak ibadet kılışlığımız gerek, zikir kılışlığımız gerek, ilim bilen köprak şuğurlaştığımız gerek, ziyaretler buluştuk gerek, seyahatler buluştuk gerek, dam alıştık gerek, dininizde ve dünyanızda fayda buladığın bir istirahatler buluştuk gerek. Hazır biz dünyada hayrıya basık, cuma günü iş kılınıp, hızlı kalın cuma günü bayram kılışlığı koyun, cuma günü cuma okşulüğüne mah kılış yaptı. Cuma günü cuma okşuluyla meşgulmuz biz. Bargen fabrikalarımız, zavodlarımız ya işhanelerde kettelerimle cuma günü cuma namazını okşuluyla izin alıştıkla meşgulmuz. Yani kafirler uzadan mankıl yaptı ki namazdan meşgulsüz cuma gününü bayram kılıştık akriziye emkemeydi.
Cümleye izin versen hafta bir uğraş. Bizim fabrikanın direktörü kafir ama yakşı kafir. Cümleye izin veredir. Ve uyuz halde bir uğraş. Bu koyulayatırken kanunlar dekerge koyulayatırkeni yok. Kafirlerde kanunların hükümlerini âli kılıçlık, İslam hükümlerini har kılıçlık için kılıngan kanunlar bunlar. Tesadüfi nesalarımız. Ve bütün dünyada İslam'a uruş ilan kılınıyordu. Bütün dünyada Müslümanlar harlanıyordu. Kafirler hazmına demek ediyor, insan hakları, insan erkinliği gibi bakırış yaptı her taraftan. Hadım insanların hakkını himaye kılıçlık gerek, insanlar ağzı buluşluk gereği de bakırış yaptı. Ama Müslümanlar da ağzını mahkem bağlayan halette bakırış yaptı. Ve Müslümanlar da kullarını, ayaklarını zincirlerden bağlayan halette bakırış yaptı. Her bir insan uzun derdini bilmeler açsın yaptı da Müslümanlar da ağzını bağlayıp koyuyordu. Her bir insan azat durdu, Müslümanların kette kette ağır zincirlerden, ayağından, koludan, boynudan, birliden, her taraftan bağlayıp koyuşu yaptı. Müslüman şundayım ki yüzü açılmıyordu, şundayım onlar da havas kılıp tuğrat yaptılar. Kaç gidi bizden demekler bu sevgili işi yaptı. Hani? Hem dünyada harlik, hem ahirette harlik. Özümüz İslam dini aziz bugün, galip bugün ve güzel bugün, dünya ve ahiretinin saadeti bugün deyim. Demek ki de ki başka batıl, ahmakane, cahilane ve zelalet küfür bugün dinlerdi. Demek ki de ki var. Dünyada bana cuma günü bayram kılınmasını ve cuma namazıya çıkarılmasını bilen Müslümanlar harlanı yaptı. Onlar da hakkı paymal kılını yaptı. Bunu kim talep kıladı bana? Bunu kim öyleydi? Demek için bizim bayramımız bayram bu masjid gerek. Ayrıca ki Müslümanlar bizi mecbur kıladıydı. Onlar bizi mecbur kılışı yaptı ki. Cuma günü bayramımızı terk kılıştıkça mecbur kılışı yaptı. Onlar da bayramını bayram kılıştıkça mecbur kılışı yaptı. Bu ne mesele erkenlik bunu? Hamasını tengiden icbar var, mecburlaştık var, zulüm var, haddiden aşırılık var. Ama Müslümanlarda ilim bulma geldiği için bu nesilini sezmeyordu. Adli nesilini böyle şey yaptı. Şundayken de dünyanın kanunudur. Bunu değilmez. Dünyanın kanunu şimdi buluş gerek ki, dünyanın kayırıya basın, cuma günü bayram buluşluk gerek. Ve şunu bilin ki, Peygamberimiz Aleyhisselam bunu uzun zamanlarda etkenler. Hadislerdeki ilerdi. Yahudiler, beni ümmetimge hasat kılışadır. Hasat kıladığı nesilleri, bazı hadislerde ikide, üçte de betilingen, şunlardan bir tanesi cuma. Cuma gününü biz bayram kılıp, cuma namazını okuşluğumuzda Yahud nesliler hasat kıladı, kürenmeydi. Demek ki, çünkü onlar şu cuma gününü kabul kılmazdan, cuma buluştu, maymun tonguzları gelenip buluştu. Harb oldu onlar, dünyada hem ahirette hem. İslam ahli ise cuma gününü bayramlığını kabul kılıp, dünya ahirette aziz bugün idi. Şunun için Yahudlar hasat kılışı yaptı. İzzetimizi sebep bugün cümleni bana bizi kulumuzda yapıp kılışı yaptı. Şunun için onlar Müslümanlar da cehalette saklayıptı ki cahil insan işte seni bilmiyordu ki. Yürü oradı hemen geri geç. Kim geri geç yapman, hakikati yapman demiyordu. Yürü oradı. Bunlar bana ben İsrail'de halatıya kaçsak Şembe günü ben kılındı mı? Balık avlaştı. Kendi balık avlaştı. Doğrudan doğru bari balık avlaşkeni yok. Bunlar aldığını ge kabul kılıştı da haftada bir gün bana dam alalımız başka günleri balığa alalımız. Lekin görüştü ki Allah hiç kim mukabula kılalmıydı ki o. Hiç kim Allah'ın karşısına duralmıydı ki o. Allah'ın hilesi nihayette bir hatarlık. Allah'ın mekri hiç kim onunla mukabula kılalmıydı. Bari bir harb olasız. Şembeden başka günleri hiç balık yok. Yeterine ki hiç geçe oturuşadı, balık yok. Şembe günü balık tutup giderdi. Sahillerde yürüyüştü. Oynar, dümlerini çıkarışıp, oynar yürüyüştü balıklar. Ve kullarını uzatsayım kaçmıyordu. Hayran bu işi yaptı. Avali yine sabır kılıçtı beraber. Beraber indi imanları var ki o. Lekin, aslında nefsleri galip bulu yaptılar. Nefsleri çidemek et yaptı. Hayran buluş yaptı. Başka günleri yok. Şembe günü köp. Nime kılıçlık gerek. Şümler içlerinden şeytan vasıza kılıçlı başladı. Aslında zaman ötü yaptı. Zaman ötüken sadece müzülü yaptı. Bunlar
Tavba kısa buna dedi. Tavba kılışım ya Rabbi biz hata kıpız eken bizi keçirgin. İnsanlar tara tavbasını kabul kıladı. Lekin uzunun merazıdan kayıtma yaptı. Uzunun hatasından, günahıdan kayıtma yaptı. İçileri de öyle şey yaptı. Nima kılışlığımız gerek. Keyin Daccal müllelerini aldığı gibi barıştı. Hain damlalarını aldığı gibi barıştı. Halatı görüyorsunuzlar. Nima kılılık? Bir yol yok mu? Yol topuylar dedi. Keyin damlalar etti ki bunu yolu alsan. Allah'a soruyanları da etir veren işlerine. O şey deryanı bu iyiye. Deryadan sel uzak kılıp havuzçeler kavleysiler. Şembe günü de havuzçelerde ortasını açasılar. Hani su kiradı, su blamburge, balıklarım kiradı. Ki şembe günü bir iki tık koyasılar. Balıklar kirgenler gene havuzçelerde bir iki tık koyasılar. Ertesi günü, halasın yak şembe günü, halasın düğü şembe günü, hani balıklar düşavalı orasılar ki. Şümrasılar, balıkta şembe günü ağlayan bu mesiler. Şembe günü ağlamayasılar ki. Şembe günü balıklar fakat havuzçelere kiri var yaptı, halas. Sizler yakşembe günü ağlayasılar, düğüşembe günü ağlayasılar dedi. Dedi, avamlar yakıp gitti. Bu zaten isyan kılmak istedirler. Nefsler yaktı bu fatva. Kim? Deryanı boyunca şimdi havuzçeler kılıçtı da, aynı ayetini imgendik. Şu Daccal alımları kan ne kürsetken birse, şu kürsetmeye göre, havuzçelerini açtı, deryalardan su bilen bölge bağlılar kirdi. Kim bir kişiydi bunlar. Bana yakşembe günü, düğüşembe günü, ki hala yan günü de avlar yiyip sata başlaştı. Avvalı da azıdı bunlar. Kıyanlara bana falancı fatva verdi ki, tutancı fatva verdi ki, dur kriye etti. Yani Daccal alımlarını bahane kılıp. Köpçülük kıyanı yok. Hem öyle etti ki, bunlar da ağzı kişi yapmasa gerek. Bunlar ulu kesse gerek. Bir bala bulsa gerek deyip kütü yaptı. Araştı ki bunların hiç yapmama yaptı. Yani vakit öttü. Kimse kimse kim başkalarından koşuluştu başladı. Hani Allah-u Teala bunlar da makir kılı yaptı da. Kim bunlar köpeyip çekti cüda. Hiç yapmama gönder. Hiç yapmamasa genki. Fakat peygamberler bizi korkutup balaya kalasılar. Allah'ta belası geledi. Korkutarken halası hiç gelmemese geldi. Beymiral hatta pazarlarda hem beymiral satıp beymiral yiydiğen buluştu. Yani o şende üçge bölündüler. Bir taifesi balık avlar yiyip durgen kişiler. Ve balık avla kendi hem doğrudan doğru avlama yaptı. Yani hile kıtırıp avlaşı yaptı. İkinci taife ularda katlı rat kılı yaptı durgenler. Şu derecede katlı rat kılıçtı ki hatta onlarla birge oturmaya koyuldu. Bir dasturhanga oturmaya koyuldu. Onlardan uzak duradı ya bunu. Yani gebersin fakat davet kılıçtı için buladı. Bir dasturhanga otursa, birle otursa fakat davet için buladı. Başka maksatta birleşmeydi. Alakalarını uzakta şaştı. Üçüncü taife balık avlamaydı. Balık yemeydi hem. Lekin davetam kımaydı. Üçge bölündüler. Hamasi yetilib bo'lgandan keyin, saflar ajralib bo'lgandan keyin, shu uchala toifa kim hamasi aniq bo'ldi. Bitta pishdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytdiki, "Faqulna lahum kunu qiradatan xosiin." Xor bo'lgan. Suyuti mubad deyapti, xosiinni. Mubadin. Quvilgan, uzoqlashtirilgan maymunlar bo'lib qolinglar. Ba'zilar sog'irin deydi. Ya'ni xor bo'lgan. Zalilin. Rasva bo'lgan maymunlarga aylanib qolinglar dedi. Fakanu va aylanib ham qolishdi. Ba'zi xabarlarda keladiki, yoshlari maymunga aylanib qoldi, lekin qarilari to'ng'izga aylanib qoldi dedi. Ba'zilar mutlaqo maymun to'ng'izlarga aylanib qolishdi dedi. Ularda maymun to'ng'izga aylanishligini to'g'risida 3ta qavl bor. Bittasi ba'zilar aytadiki, ba'zi ulamolar, ba'zi mufassirlar ular suratda maymun to'ng'izga o'xshab qoldi, ammo qalblari inson qalblari edi. Yana bir toifa aytadiki, faqatgina ular ma'nan qalbi shunday maymun to'ng'iz bo'lib qoldi, lekin o'zlari inson holatida qolgan deyishadi. Uchinchi toifa ulamolar aytadiki, ular suratda ham ma'noda ham maymun to'ng'izga aylanib qolishdi deydi. Mana shu uchinchi tafsir to'g'ri. Chunki mana Qur'on ochiq aytayapti bizga. Biz ularga maymunlarga aylaninglar dedik. Albatta ular maymunga aylanib qolishdi keyin. Ba'zi ulamolar aytadi, ular suratda aylanmadi deb, lekin bu zaif qavl. Ular maymun to'ng'iziga, haqiqatan maymun to'ng'iziga aylanib qolishdi, suratda ham ma'noda ham. Va bizning zamonimizda ham Alloh taolo
Mana şu narsalarni yaratib, holatlarni yaratib ko'rsatyapti. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Ya'ni mahol narsa emas. Mana Urdunda bir qiz ma'munga aylanib qoldi. Xabarlaringiz bor. Qur'onga hurmatsizlik qilganligi uchun. Onasi Qur'on o'qiyap turganda u musiqa eshitib turdi. Shu onasi Qur'on o'qiganligi uchun, buni musiqa eshitishiga halol berganligi uchun qarshi chiqib Qur'onga hurmatsizlik qilganda Alloh taolo uni mashq qildi. Maymunga aylanib qoldi. Undan keyin yana yaqinda Madinada bo'lgan voqea. Madinada bir xotin folchilik qilar ekan, baxshilik, u tulkiga aylanib qoldi. Mana shunday voqealar mana bizning zamonimizda bo'lgan narsalar. Insoniyat tarixida shunday tez-tez bo'lib turadiki, Alloh taolo ogohlantiradi, da'vat qiladi. Agar insonlar Allohning kitobiga iymon keltirib, kitobni o'rganib amal qilsa, bu yana takror bo'lishga hojati yo'q. Agar biri Urdunda, biri Madinada, musulmonlarni diyorlarda bo'lyapti. Bo'lsam qo'lingda kitob bor seni, sendan bu vaqtda kerak edi bu narsa. Lekin qo'lingizda kitob bo'lganda o'qimasangiz nima foydasi bor? O'qiganingizdan ma'nosini tushunmasangiz nima foydasi bor? Ma'nosini tushunganingizdan amal qilmasangiz nima foydasi bor? Baribir yana maymunga tulkiga aylanib qolarasiz yana. Demak, bo'lishi mumkin bo'lgan narsa ekan. Bo'ldi, ular haqiqatan maymun to'ng'izga aylanib qolishdi. Endi 3 kundan keyin halok bo'lib ketdi deyaptilar. Bu yerda ham 2 qavl bor. Ko'pchilik ulamolar aytadiki, bular 3 kunda qirilib ketdi deydi. Ya'ni bir-birini ko'ryapti, eri xotin, bola chaqalarini hammasi bir-birini ko'ryaptiki, xotini maymun xotinga, o'zi maymun erkakka, bolalari maymunchalarga aylanib qolgan. Bugun holatini ko'rib, bardosh qilmasdan, yig'lab bukilgan holatda, yemasdan, ichmasdan siqilib, hammasi halok bo'lib ketdi, qirilib ketdi deydi. Lekin ba'zi ulamolar aytadiki, ular ba'zilari qirilib ketdi, buni tahammul qila olmasdan, ko'tara olmasdan, ammo ba'zilari yashab ketdi. Ya'ni inson moslashuvchan bo'ladi. Alloh saqlasin, moslashib ketaveradi. Peshinaga yozilgan shu ekanda deb ketaveradi. Ularni hammasini qirilib ketmaganiga dalil Buxoriyda bir hadis keladi. Aytiladiki, hadisda ravi aytayapti, bir kuni sahroda bir ajib holatni ko'rdim deydi. Shuni qo'y boqib cho'ponlik qilib yurgan edim. Maymunlar uxlab yotishdi dam olishib. Shunda bir erkak maymunni quchog'ida yotgan ulg'ochi maymun unidan turdi, boshqa bir begona maymun oldiga bordi. Keyin begona maymun kelasi chekiga boshib zino qilishdi. Keyin yana har kim o'zining joyiga qaytib bordi. Maymunlar uyqudan uyg'ongandan keyin haligi eri bo'lgan maymun undan begona maymunning hidini bildida keyin baqirib, chaqirib to'polon qilishni boshladi. Maymunlar to'planishdi, uni atrofiga hammasi qiychuv baqirishyapti. Undan keyin birozdan keyin hammasi jim bo'lib qolishdi-da, hali zino qilgan erkak maymun bilan xotinni o'rtaga qo'yib, tosh bilan urib o'ldirishdi dedi. Shuni o'z ko'zim bilan ko'rdim dedi. Bo'lgan voqea dedi. Qani rajim qilishyapti maymunlar. Bizning zamonda insonlar rajim qilgisi kelmayapti. Rajimni inkor qilamiz deyapti. Tavratda bor edi, rajim qilishlik, zino qilganlarni toshga urib o'ldirishlik. Endi ba'zilar shu masalada mubolag'a qilib, undan oldin maymun to'ng'izi yo'q edi, keyin paydo bo'ldi, deydi. U ham noto'g'ri. O'sha Alloh subhanahu va taolo yer yuzini yaratgan va butun hayvonlarni yaratganda maymun to'ng'izlar yaratilgan edi. Ammo keyinchalik ichiga mana bunda insonlar qo'shilib ketdi. Hozirgi maymun to'ng'izlarning ichida eskidan maymun to'ng'iz bo'lgani ham bor, yoki inson bo'lib aralashib ketgani ham bor. Aralashib ketdi. Endi yahud nasroniylar buni qancha yashirishga harakat qilgan bilan yashirin bo'lmayapti. Bo'lmaydi, tarixda bo'lgan narsa. Bor, o'zlari ham yaxshi bilishadi. Mana islom ham xabar beryapti, Qur'onda kelyapti, sahobalar bilar edi. Va sahobalar islomni qabul qilmagan yahud nasroniylarga "Ey maymun to'ng'izlarning zurriyatlari" deyishar edi. "Ey maymun to'ng'izning bolalari" deb xitob qilishar edi. O'shanda ular kitoblariga yozib qo'ygan, sahobalar bizga shunday deyapti, tobiinlar shunday deyapti deb. Shuning uchun nima qilishdi kofirlar? Sekin qayin zamonlar o'tib, asta-asta musulmonlar dinidan uzoqlashgandan keyin, kitobidan, Qur'ondan uzoqlashgandan keyin shunday bo'ldiki, yahud nasroniylar musulmonlarga dars beryapti. Musulmonlarning diyorlarida, musulmonlarning bolalariga dars beryapti. Sekin aldab-aldab inson oldin shunday qurbaqa bo'lgan, undan keyin maymun bo'lgan, keyin inson bo'lgan. Biz maymundan tarqalganmiz, maymundan yaratilganmiz deb musulmonlarga
yodlab kirdi. Musulmonlarning bolalari do'stiga chiqib, havas bilan yaxshaysin 5 desa, biz maymundan yaratilganmiz. Biz ota-bolalarimiz maymun bo'lgan. Yaxshi Alloh taolo rahim qildi bu ummatlar ko'zini ochdi. Agar shunday ketsaydi, yaqinda to'ng'izdan bo'lganmiz. Ota-bolalarimiz to'ng'iz bo'lgan deyishardi. Qarang, yahudlar nasoylar qanday o'ch olyapti, intiqom olyapti. Va bizga tuhmat qilyaptilar. Biz ota-bolalarimiz maymun to'ng'iz emas. Ularning ota-bolalari maymun to'ng'iz. O'zini qorasini bizga suyukayapti ular. Bizni qora qilishmoqchi. Ammo musulmonlar johil bo'lganligi uchun qarang, necha yilgacha ishonib yurdi shu narsaga. Necha yilgacha og'zlarini to'ldirishib, yotlab, maqtanishib, bir inson meni ota-bolalarim maymun emas, inson esa uni yomon ko'rishib, bu vatan düşmanı, millet düşmanı deb. Qanday bir jaholatga tushdi qarang? İnsan Kur'an-ı Hadis'ten uzaklaşsa, mana şimdi bir cahilik kalırdı. Oysa insanların hemasının ata babası, aslında insan maymundan, domuzdan bu megen. O Yahud Nasrani'ler diyen, o şey maymun domuzga aylengenleri, maymun domuzga aylendi, ondan insan fayda buygeni yok ki. Kagenlere maymun domuz fayda buygen, işte kitabı buygen. Peki Yahud Nasrani'lerge, sizler şu batıl yöldeliklerinizde, sizlerde ata babalarınız maymun domuzga aylengenidir. Dib aytiladılar ya. Bu narsalar Yahud nasoylariga xos emas. Yuqorida aytganimdek mana biz zamonda musulmonlardan ham bo'layapti, Alloh saqlasin. Musulmonman deganlik kifoya qilmaydi. Dinga amal qilishlik kerak. Va ba'zan siz suratda inson ko'rinishingiz mumkin, lekin shariat ko'zida hayvon bo'lasiz. Ba'zan. Bu narsalardan ham ehtiyot bo'lishlik kerak. Oldiniga shariat sizni ogohlantiradi. Hukman hayvonni shaklida bo'lasiz. Lekin yana davom etadigan bo'lsangiz, hadisni oshirsangiz, haqiqatdan ham hayvonga aylantirib qo'yadi Alloh taolo. Masalan, hadislardan dalil, payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, qarg'aga o'xshab sajda qilmanglar dedilar. Demak, qara sajda qilganda tez-tez sajda qilishlikni payg'ambarimiz alayhissalom qarg'aga o'xshatyaptilar. Shu odam shariatni ko'ziga qarg'a bo'lib ko'rinadi. Tulkiga o'xshab sajda qilmanglar dedilar. Erkak kishi masalan, bilaklarini yerga tekkizishligi shuni tulkiga o'xshashlik, ba'zi rivoyatlarda itga o'xshab dedilar. Siz hozircha inson shaklida bo'lganingizdan shariatning ko'zida hayvonga o'xshab turaverasiz. Tuyaga o'xshab sajda qilmanglar dedilar. Qarida o'tirganda itga o'xshab o'tirmanglar dedilar. Qarang, hayvonlarga o'xshamanglar deyaptilar. Bu nima degani bu? Biz sunnatga xilof qilishligimiz bilan hayvonga o'xshab qolyapmiz. Qarang, sunnatga xilof qilishligimiz bilan endi farziga xilof qilishligimiz bilan nima bo'ladi bizning holatimiz? Bani Isroil shanba kuni balg'a ovlashlik ularga harom qilingan edi. Buni hiyla bilan, to'g'ridan to'g'ri emas, hiyla qilib turib boshqa kuni ovlashyapti. Ularning natijasi bu bo'ldi. Hozirgi musulmonlar harom ishlarni to'g'ridan to'g'ri qilyapti, hech qanday hiyla qilmasdan. Hech qanday bir bahona uzr qilmasdan to'g'ridan to'g'ri aroq ichyapti, to'g'ridan to'g'ri to'g'izni go'shini yeyapti. To'g'ridan to'g'ri zino qilyapti, musulmonni o'ldiryapti, kofirga xizmat qilyapti. Xotini fohisha, xotini yarim yalang'och. Mana shu gunohlarni to'g'ridan to'g'ri ochiq qilyapti. Nasihat qilsa sizdan jang qiladi. Buni holati nima bo'ladi? Yahudlar hiyla bilan qilib shu holatga tushdi. Albatta, to'g'ridan to'g'ri qilganda gunohi yana ham qattiq bo'ladi, chunki u jasorat qilyapti u. Bilasiz, tortinib gunoh qilgan bo'lsa, hozirgi musulmonlar jasorat bilan, qo'rqmasdan qilyapti. Hatto maqtanyapti ham. Nasihat qiladigan bo'lsa, sizni masxara qiladi ular. Bularning hukmi juda og'ir. Bular shariatning o'zida hayvon bo'lib ko'ringan insonlar. Bu meni bir badiylashtirib gapirayotgan turgan gaplarim emas. Bunga hadislardan dalillar nihoyatda ko'p. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar. Insonlardan bir toifasi shu musiqalar bilan bazm qilgan holatda, aroq ichib mast bo'lgan holatlarida o'lishadi va qiyomat kunida maymun to'ng'iz bo'lib tiriladi deydilar. Qarang, mana musiqa bilan mashhur bo'lganlar, aroqxo'rlik bilan mashhur bo'lganlar qiyomat kunida maymun to'ng'izga aylanyapti. Bu dunyoda musulmonman degan odam bo'lishi mumkin, lekin mahshanda ko'rasizki, falonchi aziz qo'shningiz, tanisiz uni, ammo to'ng'iz bo'lib qopti. Ya maymun bo'lib qopti ekan.
o vaqtda keyin hamma narsa bu maymun bo'la, to'ng'iz bo'la sharmanda bo'ladi, ama foyda qilmaydi. Qon yig'laydi, dod faryod qiladi, foyda qilmaydi. Shuning uchun mana shu dunyodaligimizda tavba qilaylik, Qur'on hadisni mahkamlashaylik. Qarang, sunnatga xilof qilishligimiz bilan biz faqatgina islomga emas, insoniyatga xilof qilyapmiz. Hayvonga o'xshab qolyapmiz. Allohdan qo'rqaylik. Hangi narsani bahona qilib, nafsimizni, shaytonni, atrofimizdagi insonlar, hukumatlar, davlatlar, zamon, makonni bahona qilib, Qur'on hadisni tarqimaylik. Biz Qur'on hadisni tarqiganimizda ham dinimizni tarqilyapmiz, ham insonligimizni tarqilyapmiz. 66. oyat. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Ve biz onu oldidagi narsalarga va orqasidagi narsalarga nakal azob qildik va taqvodorlar uchun mavaiza qildik deyapti. فَجَعَلْنَاهَا أَيْ تِلْكَ الْعُقُوبَةَ هَا زَمِر من عقوبتگی قیتیت وشا عقوبتنی اولارده باشیگه کیگن نرسانی نکالن یعنی عبرتن عبرت کلدیک مانیعتن من ارتکاب مثلی ما عملو چون بن اسرائیلین کیگن عملاری یوشگن نرسانی ارتکاب کلشدیکتن من کلو چه بر عبرت کلدیک بطور انسانیت که عبرت بوسن اولارده کیگن حتاسنی کمسن اولارده حالتیگه چکمسن لیما بین ادهه و ما خلفه ay lil umam illati fi zamaniha wa ba'daha, ya'ni o'sha uqubatning zamonidagi ummatlar uchun va keyingi ummatlar uchun, o'sha zamondagi insonlarga ibrat bo'lsin va keyingi zamondagi qiyomatgacha keladigan insonlarga ibrat bo'lsin deb. Va mavizatan lil muttaqin, muttaqin Alloh, ya'ni Allohdan qo'rqadigan kishilarga mavizat bo'lsin deb. Va xushu bi zikri, mavizat masalasida mu'minlar, taqvoli kishilar zikrda xoslanyapti. Lannahum almuntafi'una bi xilofi g'ayrihim. Chunki shu taqvodor insonlar manfaat hosil qiluvchilardir. Boshqalarning xilofida. Lekin taqvo qilmagan musulmon foyda hosil qilmaydi. Mana ko'p musulmonlar. Lekin yurishibdi mana. Yomon yo'llarda hayvon shaklida yurishibdi. Biz hech kimni tayin qilib faronji bistonchi hayvon demaymiz. Lekin shariatga xilof qilib turgan bo'lsa, xolasa xolamasa o'zini o'zi mana hayvonlik holatiga tushiryapti. Alloh taolo Qur'onda aytibdi: "Kal an'am bal adallu, ular hayvonlarga o'xshaydi ular. Balki undan ham battar, undan ham adashgan" deyapti. Faj'anna hadagi ha zamir to'g'risida muxtalif qavullar bor. Bu yerda hozir suyuti uqubat deyaptilar. Ba'zilar qishloq deydi. Faj'anna al-qaryata, mana shu aylab qishlog'ini degan ma'noda. Ba'zilar aytadiki bu voqeani deydi. Ba'zilar shu mana uqubatni. Muxtalif qavullar bor. Uning oldidagi va orqasidagi degan kalimalar to'g'risida ham bir necha tafsirlar bor. Bittasi Imom Suyuti aytganidek zamon e'tiboridan. Shu voqea sodir bo'lgan zamondagi insonlarga bir ibrat bo'lsin. Va keyingi kelgan zamonlardagi insonlarga ibrat bo'lsin deb. Ba'zilar aytadiki, makon e'tiboridan. O'sha qishlardan oldida oldi tarafdagilar va qishlardan orqa tarafdagilar, ya'ni yaqindagilar va uzoqdagilarga ibrat bo'lsin deb mana shu holatni biz qildik. Shu uqubatni qildik deyapti Alloh taolo. Ibrat bo'lsin deyapti. Va mau'izatan lil muttaqin. Mau'iza degani ya'ni qo'rqitmoq. Yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qo'rqitishlik. Taqvodorlarga mavaiza bo'lsin deyapti. Demak, ilm eshitilgan vaqtida, islom bayon qilingan vaqtida insonlar ikki xil bo'lar ekan. Biri ibrat oladigan, biri mavaiza oladigan. Ibrat oladiganlar taqvodorlar emas ular. Ibrat olish kerak bo'lganlar. Taqvodorlar mavaiza olishlik kerak. Ularga va'z bo'lishlik kerak. Qarang, va'z bo'lishlik, ya'ni ish oldindan bo'lyapti. Ya'ni hali sizni boshingizga kelgan yo siz uzoqsiz bo'lasizdan, ammo sizga va'z qilinyapti. Ibrat degani nima degani? Shu senga ibrat bo'lsin deysiz-ku. Ya'ni bir inson bir gunoh qilgan bo'lsa, jinoyat qilgan bo'lsa, mana shu jazo senga ham bo'ladi. Bu senga va'z bo'lsin demaysiz, bu senga ibrat bo'lsin deysiz. Qarang, shu jinoyatga kirgan, yaqinlashib qolgan odamlarga ibrat deyiladi.
Lekin taqvodorlar unga yaqinlashmaydi, ularga va'z bo'ladi. Bu holatga tushib qolmanglar. Bo'lmasa, ularning oqibati sizlarga keladi. Ehtiyot bo'linglar. Muttaqin, taqvodorlar, Allohdan qo'rqgan kishilar uzoq bo'lishlik kerak. Suyuti nihoyatda muhim bir masalani zikr qildi. Shuyada Alloh taolo va mau'izatan lil mu'minin yoki lil muslimin islom ahliga yoki mu'minlar uchun mau'iza qildik desa bo'lar edi, ammo muttaqin deyapti. Bilasizlar, 3ta daraja bu. Muslimlar, islom ahli, ki mu'minlar undan darajada iymonlari kuchliroq, muttaqinlar mu'minlardan darajasi baland bo'lgan kishilar, taqvo qilgan kishilar. Gunohlardan uzoq turgan kishilar, katta gunohlar qilmaydi ular. Shular muttaqinlardir. Alloh taolo aytayaptiki, mana bu voqealar taqvodor kishilarga mau'iza bo'ladi deyapti. Demak, mu'minlar va musulmonlar bu narsalarda g'aflatda qolishi mumkin. Bizi islomdaligimiz, iymonimiz borligi kifoya qilmaydi. Taqvo qilishligimiz kerak. Allohdan qo'rqishligimiz kerak. Alloh qil degan narsalarni qilishligimiz, qilma degan narsalarni qilmasligimiz kerak. Shunda bu narsalar bizga mau'iza bo'lib qolaveradi. Bo'lmasa, Alloh saqlasin, bizi boshimizga ibrat bo'lib qolishi mumkin. Va boshimizga azob bo'lib kelib qolishi mumkin. Bu voqeadan xulosa bo'lib, yana bir masala borki, hiyla masalasi. Demakki, diniy masalalarda hiyla qilishlik joiz emas. Diniy masalalarda hiyla qilishlik insonni mana bunday og'ir holatga tushishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni ba'zi ulamolar mutlaqo hiylani man qilishadi. Islomda hiyla yo'q, harom. Mana Bani Isroil hiyla qilib rasvo bo'ldi dunyo oxiratda deydi. Lekin tafsilot, tafsil bor. Islom dinida hiyla bor. Hiyla ikki xil bo'ladi. Biri shariatning hukmiga xilof bo'lgan hiylalar. Bularni hiylasiga o'xshaydi. Masalan, ba'zi boylar bor, zakot bermaslik uchun yoki zakotni ozroq berishlik uchun hiyla qiladi. Har makr hiylalar qiladi. Yo masalan, hajga borish kerak, hajga borishlik vojib bo'lib qolmasin deb makr hiylalar qiladi. Ramazonda roza tutish kerak, tutmaslik uchun hiyla qiladi, o'zini kasalga soladi. Va shunga o'xshagan har xil holatlar bor. Dinga amal qilmaslik uchun hiyla qiladi. Mana bu hiylalar harom. Siz dinga xursand bo'lgan holatda, sevgan holatda, muhabbat qilgan holatda, shukr qilgan holatda amal qilishingiz kerak. Yomon ko'rgan, zerikkan, bezor bo'lgan, hiyla qilgan holatda emas. Bu holatda bo'lsangiz, sizning holatingiz Bani Isroilning holati bo'ladi. Ularning azobi, ularning rasvoligi sizning boshingizga keladi. Yani ba'zi hiylalar bor. Masalan, payg'ambarimiz alayhisolam aytdilar, jang kofirlar bilan bo'ladigan jang hiyladir. Yani islomga amal qilishlik uchun bo'ladigan hiylalar, bular joiz. Islomni tatbiq qilishlik uchun qilinadigan hiylalar bor. Va tadbir deyiladi boshqa lafzda. Va kofirlarga g'olib bo'lishlik uchun, kofirlarning zulmidan qutulishlik uchun, shaytonning sharidan, yomonliklardan, gunohlardan qutulishlik uchun qilinadigan hiylalar bor, bular joiz. Lekin shariy hukmlarga amal qilmaslik uchun qilinadigan hiylalar Alloh saqlasin, ehtiyot bo'lishlik kerak. Va yana bir masala, demakki shariat hukmi keldimi, amal qilaylik, so'zsiz amal qilaylik. Bunga amal qilmaslik uchun bu hiyla oqtarmaylik, fatvo oqtarmaylik. Hozirgi musulmonlarning ko'pchiligi shunday. Bir masalani sizdan so'raydi, siz joiz emas bu desiz, boshqa olimdan so'raydi. U ham joiz emas, yana bittasidan so'raydi. Kerak bo'lsa 100 ta olimdan so'raydi, ichidan chiqadi bittasi. Ha, buni yo'li bor, deb yo'l topib bergandan keyin, mana katta olim shu ekan. Yo'l topib berdi, keyin gunohini qilaveradi keyin. Ammo xabari yo'qki, u o'zini ustozi bilan Bani Isroil, mana maymun to'ng'izlari holatiga tushib qolyapti. Yana bu voqeadan olishimiz kerak bo'lgan katta bir masala da'vat masalasi. Hozirgi musulmonlarning ko'pchiligi qanday? Ya'ni oddiy musulmonlar emas, dindorlar. Diniga amal qilib yurganlarda ko'pchiligi qanday da'vat qilmaydi. Kecha ham majlisda bir odam so'radi, bizni masalan fabrikada ishchilar bor, ba'zilar namoz o'qimaydi. Shularga qanday muomala qilishligimiz kerak? Namoz o'qimayapsizmi, haydab olishimiz kerakmi yoki o'zing bilasan deyishligimiz kerakmi dedim. Men aytdim, ikkalasini o'rtasi bo'lishlik kerak. Buni haydab yormang, doim namozga da'vat qilavering, namozga chaqiravering. Doim aytishimiz kerak, bir marta, ikki marta aytib qo'ysak bo'ldimi, zimmamizdan faro bo'ladimi? Yo'q.
daim açlıgız gerek. O günü 100 metre diyenemez, her namazda çakır orasını. Namazıya tergib bir oras. Kızıktır oras, çakır oras, davet kıl oras. Bana şimdiden necat topas, bu mesela necat topmayasınız. Yani daimi buluştuk yere bize davetiniz. Bir madde ettim, iki madde ettim, bas, bu meydan orası. Bana Bani İsrail üçge bölündü. İki tayfas memnun tomuzga aylandı. Bitesi balığı avlayıp yiyenler. İkincisi balığı avlayan yemiyor, yiyen yemiyor. Lakin bana bir memnun tomuzga aylandı. Kim idi ulan şöyle bir madde iki madde ettim ki ayetmeyenler. Ayetmeye koyuştuk ki. Yani münkerde körü bunu rakkına siz o şeyde yürüştüğünüz sizi razı ligizi gösterdi. Razı bu yanlığınız için kıyanlarla aynı günahta olasınız. Aynı günahkar olasınız. Bir mühendisinde oturursunuz, bir adam gıybet kılı yaptı. Eş diyorsun, inlemeye oturursunuz. Şu gıybetçiye kança günah olsa sizi gelmişince günah olasınız. Öyle mi? Şunun için onge kandı bir balak ise, kandı ceza kesin sizi gelmişsiniz. Sizi mahallenizdekiler arak içip yürüptü mü? Hemen içme yapmayın ki o. Benim kolumdan ne mekiladı? Ya bizi memlekette, bizi vatende, bizi şehirde davet mankılın yani. De davet terksiz, şurada günahıya şerif bulasın. Sizden arayı çeyip durganlarda hükümeden saplanasın. Sizi mahallenizdeki ayarlar eğer hicapsız yürüyüşken olsa, eğer davet kınasız, sizden aynı günahıya şerif bulasın. Bir yerde işle yapsız, pazarlardasız, ulas atrafizdeki insanlarda davet kılıçlıyız gerek. Elbette mükemmellik bilen, ilim bilen, basiret bilen, güzel bir ahlak bilen davet kılıçlıyız gerek. İslam'da katkollik var, katkollik cihadi meydanlarda buladı ve İslami hükümet bulgen yerlerde buladı. İslami hükümet tatbik edilen bu ise, şimdi İslami hükümet kanunları, şeriat kanunları, hılaf edilen kişi bir hikmette agahlantırıldı, agahlantırıldı. Evvel kımayenekin kazıya alıp girildi, bunge şerih ceza verilir. Peki azı dünyada İslami memleket yok, kafirler hem yerdi bana fesat kılıçtı. İslam'da yukatışı hareket kılıçı yaptı. Peki elhamdülillah ola yukatelmeydi çünkü Allah Teala saklaydı İslam dinini. Bizi yakuppu yanıyor. Bizi yakuppu ise Allah kaçan biz dini yukatken bulardık. Peki Allah Teala ozu vaada verdi dinini saklaydı. Dünyada İslam hükümleri tatbik kılınken bir orta memleket bu megenlik için Müslümanlar hazır garip. Siz katkı kulluk kılarmıyorsunuz. Cihadi meydanlardan başka meydanlarda fakat yine ilim bilen, basiret bilen, güzel ahlak bilen davet kılıçlık gerek. Başkası caizmez. Başka üslupler etkenimizde o zaten başka meydan üslubu bu genlik için faydasına göre zararı köp bulat. Fitneye sebepçi bulasız. İnsanlarda dinden nefret kılıçlığa sebepçi bulasız. Kafirler ve Müslümanlar da dinden nefret kılıçlığa sebepçi bulasız. Güzel ahlak, ilim ve hikmet bilen davet kılasız. Davet terksiz, günahkarlarında safi yutup kalas, halasız halamasız. Bunu hatta mühim mesela. Ne olsa köpküne hadisler var. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler. Sizlerden kimi kim mümkünlük yoksa, kulu bilen özgertirsin. Yani özgertirsin diye ettiler. Kütü yetmese tili bilen özgertirsin. Ungen kütü yetmese kalbi bilen özgertirsin. Kalbizde yaman körüp, ne maksan şunu tüzetemen ikin diyen fikir buluşluk gerek. Eğer şu fikiren bulmasa, bunda iman kalmadı sizde. Atrafizdekiler arak içi yürüptü, hiç mesela şundan cirkenme yaptı, hiç nefret kime yaptı mı? İmansız bu kapsıza kendi demek ki. Atrafizdeki adamlar namaz okuma yaptı, zerre kadar bir aziyetlenme yapsız mı? Siz okuyapsız siz. Onların da okuma geliden aziyetlenme yapsız mı? Natinç bulma yapsız mı? Demek ki sizde iman kalmaktıyken. İmanın var insan münkerini körgende her bir özgürlendi, aziyetlenedi. Aziyetleneyim. Çünkü Allah kesin yankırı niyet. Bunun misali çünkü o şeydi ki ne uzadan görüp kaldıyız bu adam dediğinde sökü yaptı. Ya ulu yaptı. Ne kendi karak koy gelmesin şimdi tiskere karak git orası mı? Barı hiç olsa tohta çıkı hareket kılarsız ki dediğinde himaya kılalmasın, onu uğralmasın hiç olsa barı yalınır. Şunu kıma, urma, bunu benim atam bulan, dedem buladır. Hiç olsa yalınır şunu tohta çıkı hareket kılarsın. Razı bulup git olmayasın ki. Ya moda buldu mu bir yan? Bu zamanda hem arası buluşu mümkün buraya. Bazı Müslümanlar Uruyan'a karar duruşmaz, satı yaptı dedesini. Uruyan diye yaptı dedesini. Uruyan'a yaptı başkalarına. Bir ferzant, dedesini sükkeni, Uruyan'a bardaş kılışı mümkün bulma geldik.
bir mumun Rabbisinin hükümlerini paymal kılınışlığı ve Rabbisinin isyan kılınışlığı hem sabır kılınışlığı gerek. Onun hatır canlılığı gerek. Onun gazabı iskilişliği gerek. Aziyetlenişliği gerek. Şu mülkelerde yukarışlığı hareket kılınışlığı gerek. Buna sen şunlardan bu kalas. Kolumuzdan ki gelirse mülkelerde yukarışlığı hareket kılınışımız gerek. Allah subhanahu ve teala bütün dünyadan şeriatı yakala bugün bütün mülkelerde yukarsın, İslam'da hakim kısın.